Hediye, sen hala açmamışsın valizini. Hadi birlikte yerleştirelim. Ne oldu? Bu durum benim pek içime sinmiyor. Biz kiralık bir yer baksak kendimize. Hediye, aşk olsun. Biz bir aileyiz. Sen, ben, çocuklarımız. Burası bizim evimiz. Konuşma öyle. Hadi hadi, beraber halledelim. Gel. Bakıyorum da kayınvalide gelin pek bir güzel anlaşıyorsunuz. Kimseye daha hiçbir şey söylememişsin. Fatih'le evleneceğinizden kimsenin haberi yok. Asıl kayınvaliden olarak bu duruma çok üzülüyorum Aslı. Bil yani. Lütfen bana biraz izin verir misin? Ben böyle korkunç bir haberi o insanlara ha deyince söyleyemem. Korkunç haber ha? Şimdi beni dinle küçük hanım. Fatih'le ikiniz için bugün Eymir'de bir restoranda yer ayırttım. Oğlumu sen davet edeceksin. Ona sürpriz yapıp oğlumu mutlu edeceksin, anladın mı? Yapamam. Ozan'ı ziyarete gitmem lazım. Bana bak. Lafımı dinlemezsen Ozan'ı morgda ziyaret edersin. Delirtme beni artık. Fatih'le buluşacaksın, o kadar. Yapamam diyorum ya, yapamam. Ozan beni bekler, yapamam. Hazırlandın mı kızım? Aslım Hanım, istediğiniz başka bir şey var mıydı? Yok. Sağ ol. Anneciğim, sen hala boşaltmamışsın valizini. İyi kötü kapısını çekip oturduğumuz bir evimiz vardı. O da gitti artık. Ona üzülüyorum. Özür dilerim anne. Bunların hepsi benim yüzümden. Öyle söyleme kızım. Kötü olan onlar. Senin bir suçun yok ki. İftirayla, yalanla bizi evimizden ettiler. Kötü olan da onlar. Suçlu olan da biz değiliz. Neyse ki Jülide Hanım gibi insanlar var. Şimdi sokakta ne yapacağımızı düşünüyorduk. Tamam Tarık, ben şimdi söylüyorum. Sağ ol. Aslım, Ozan seni görmek istemiş. Tarık amcan da özel izin almış. İşin yoksa hadi git Ozan'ımı gör. Git kızım, git. Dünden sonra merak etmiştir seni. Eşyaları ben yerleştiririm. Tamam, haklısınız. Ben hemen çıkayım o zaman. Sizin de göndermek istediğiniz bir şey varsa hazırlayın, ben götürürüm. Sıkı sıkı sarıl oğluma benim yerime, öp. Bizi merak etmesin, kendini düşünsün o. Biz ondan ümidi kesmedik. En kısa sürede kavuşacağımız günü bekliyoruz. Böyle söyle. Dur bakalım Aslım Hanım. Nereye? Eymir'e mi yoksa cezaevine mi? Ha ya da şöyle mi demeliyim? Oğlumla buluşmaya mı gidiyorsun? Yoksa Ozan'ı morgda teşhis etmeye mi? Ya sen nasıl bir canisin? İnsanı öldürmekten nasıl bu kadar kolay bahsedebiliyorsun? Hayat işte. Hepimize bazı meziyetler kazandırıyor küçük hanım. Gelinim olduğunda uzun uzun anlatırım. Fatih arıyor. Senin telefondan ona mesaj attım, davet ettim. Güzelce şimdi telefonu açıyorsun. Oğlumun her istediğini evet diyorsun. Yapamam. Ozan'ın yanına gitmezsem Ozan meraktan ölür. Benim onu ziyarete gitmem lazım. Peki. Senin tercihin. Ölümün türlü türlü yolu var. Merakla da olur,
Bıçakla da. Niye yapıyorsun bunu? Neden yapıyorsun? Neden yapıyorsun bu kötülüğü? Efendim? Sevgilim? Demek Emir'e gideceğiz. Nereden geldi aklına? Hiç. Öyle değişiklik olur dedim. Yani senin için de uygunsa. Tamam. Ben 10 dakikaya gelip seni alırım. Yok yok, almana gerek yok. Ben taksiyle gelirim. Orada buluşuruz. Tamam. Bak. Az önce zavallı bir adamın hayatını kurtardın. Ne güzel. Hadi şimdi git oğlumu mutlu et. Elim Ozan'ın hep ensesinde olacak. Haberin olsun.